Selamun aleyküm cümleten. Kanalıma, yüreğime, tabii ki evime hepiniz hoş geldiniz. Almanya'da evlerde çok yoğun görülen bir sorundan bahsedeceğim. Benim evimde de çıktı. Bayağıdır da vardı. Biz halletmeye çalışıyorduk. Ufak tefek önlemlerini almıştık ama yine geliyordu, yine geliyordu. Bu sefer daha da fazlalaştı. İş profesyonele döndü. Şimdi arkamda da şöyle ufaktan gördüğünüz yer rutubet kaplı olan bir yer. Şimdi bunu sizlere niye gösteriyorum? Almanya'ya gelecek olursunuz, Almanya'da yaşıyor olursunuz, kendinize ev arıyor olursunuz, kiraya yerleşmek istiyor olursunuz. Bir iki detay hakkında sizlere bilgi vereceğim. Yani bilgi amaçlı bu videoyu yapmak istedim. Beni tanıyan, izleyen kardeşlerim zaten bilirler. Evimi de gösterdim, kira videosu da yaptım, kaç para kira ödediğimi de sizlere anlattım. Evin metrekaresi olsun, odaları olsun, konumu olsun. Bu konu üzerine de bilgiler verdim. Şimdi arkamdaki odaya bir girelim. Oraya bir bakalım. Şöyle ufaktan size bir göstereyim. Şurası benim çalışma alanım. Faturaları yazdığım, müşterilere teklifleri yazdığım yer. Burası benim bürom gibi de düşünebiliriz. İki odalı 60 metrekare bir evdeyim. Ama Almanya'da yaşanan en büyük sorunlar rutubet, şimil dediğimiz bu lanet olası pislik bir şey. Detaylı bilgiler videonun sonuna doğru vereceğim kardeşlerim. Ben ufaktan şurayı size bir göstereyim. Siz de bir bakın. Daha sonra Almanya'da ev tutarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Evinizde böyle bir şey olursa da hangi haklara sahipsiniz? O konu hakkında da size bilgi vereceğim. Kameramı döndüreyim. Arka taraftaki bu lanet olası pisliği size göstereyim. Evet, ufaktan şöyle bir girelim. Siz de görüyorsunuz. Bu önce şu köşeden başladı. Şurada yukarıdan köşeden ufaktan başladı. Aşağıya doğru gidiyordu. Biz bunun önlemini alıyorduk. Şimil enfena denen, yani rutubet gidericiden küf gidericiyi kullanıyorduk. Gidiyordu, daha sonra geri geliyordu. Ama bu sefer iş dediğim gibi profesyonele döndü. Görmüş olduğunuz yer benim evin kileri. Kötü olan da böyle kilerlerde havalandırma olmadığından dolayı içeride de kalorifer peteği de yok. Buraya havalandırma veya ısıtma gibi imkanım olmuyor. O yüzden siz de görüyorsunuz bu şekil sağlığa zarar verici rutubetlenme yaşandı evin içinde. Sakın ama sakın böyle rutubet çıkan evlerde yaşamaya kalkmayın. Bu insan sağlığına çok zararlı bir şey. Ben ev sahibine video yolladım, fotoğraf yolladım. Ev yeriyle ilgilenen bürolar var. Oraya da telefon açıp söyledim. Daha sonra ev sahibi bir adamın geleceğini, beni arayacağını, gelip buraya halledeceğini söyledi. Telefon geldi bir ustadan. Yarın gelecek. Allah nasip ederse burayı halledecek. Artık nasıl halledecek onu da izleyip göreceğiz kardeşlerim. Hem de siz de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Hem de ben de bilgi sahibi olmuş olacağım. Bunu artık nasıl burada temizleyecek, nasıl yok edecek, daha nasıl bir şey uygulayacak, nasıl bir tedavi yöntemiyle bunu giderecek. Yarın zaten usta geldiği zaman videonun devamında yapacağım. Sadece burayla bitmiyor. Şuradan ufaktan devam edelim. Şu regal vardı, bu raf vardı içeride. Ben onu söktüm. Hazırladım. Eşyalar vardı üzerinde, yiyecekler falan. Onları hazırladım. Hemen şurada kapının girişinde de tekrardan siz de görüyorsunuz. Yani kapının bir tarafında bile rutubet çıktı. Yukarıdaki köşede de rutubet çıktı. Bu arada ışık da yandı. Yani Almanya'daki evlerde bulunan büyük sorunlardan bir tanesi dediğim gibi rutubet. Oturma odasına doğru gidelim. Burası da oturma odasının bir bölümü. Burada da köşeden ufaktan başladı. İçeride kaloriferin olmasına rağmen balkon kapısını açıp da evi havalandırmamıza rağmen bu şekilde de köşede bu şekil başladı kardeşlerim.
Burası da yatak odası. Yine yukarıdaki köşeden şimil dediğimiz lanet olası pislik yine oradan çıkmış. Oradan da üremeye, çoğalmaya başlıyor. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi her yerde bu rutubetten, bu küften çıkmaya başladı. Şimil Almancası. Şimil Enfeana denildiğimiz küf giderici falan kullansanız bile geldiği zaman tekrar başa bela oluyor. O yüzden profesyonel birinin gelip de burayı halletmesi gerekiyor. Ben bu videoyu yaptım, yapmak istiyorum. Çünkü sizin başınıza da böyle bir şey gelirse Almanya'da ne gibi haklarınız var? Onları da öğrenmiş olursunuz. Videonun ilerleyen bölümünde usta geldiği zaman ustanın yaptığı işlemi sizlere göstereceğim. Videonun sonunda da Almanya'da başınıza eğer ki böyle bir şey gelirse ne gibi haklara sahipsiniz? Onlar üzerine de sizlere bilgiler vereceğim. Siz videonun tadını çıkarın. Ben de usta geldiği zaman hem ustadan bir şeyler öğrenmiş olayım, hem de ufaktan bir kendim yardım ederim. İş daha hızlı gitmiş, hemen bitmiş olur. Siz de bu videoyu gördükten sonra başınıza böyle bir şey gelirse Almanya'da ne yapacağınız hakkında da bilgi sahibi olmuş olursunuz. Hadi bakalım. Videonun ilerleyen bölümlerinde tekrar görüşmek üzere. Also das Zeug ist ja Alkohol, ne? Ja. Was steht dann drauf? Propanol. Propanol. So, 95%. Oh. Aber nicht zum Trinken. Ja, das ist mit Wasser mischen. In manchen Ländern wird sowas auch getrunken. Mann. Sizlere ustanın gelen ustanın yaptıktan sonraki duvarın son halini de göstermek istiyorum. Böyle ufaktan rutubet, şimil gitmiş bir şekilde temizledi. Bu şekilde bıraktı. Bu kapının yanındaki küfleri de temizledi. Burayı da halletti. Ve oturma odasındaki bu köşedeki küfü de halletti. Buradaki şimil de rutubetimiz de gitti. Usta geldi, eline sağlık, işini yaptı, gitti. Ev sahibi yolladı ustayı. Ben bir şey ödemek zorunda değilim. Bir şey de ödemeyeceğim zaten. Böyle bir sorunla karşılaştığınız zaman evin içine rutubet çıkarsa, küf çıkarsa hemen ev sahibine veya ev yeriyle uğraşan bu Haus ve Verwaltung diyoruz. Oralara başvurunuzu yapın. Bu çıkmış olan küfü gidermezlerse ev kirasından kesme imkanınız var. Bak bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben ev sahibimi aradım, ev sahibine söyledim. Fotoğraflarını hatta video yolladım ben kendisine. Sağ olsun adamını yolladı. Benim buradaki mağduriyetimi giderdi. Eğer gidermemiş, yapmamış olsaydı ben kiramı bile ödememe hakkım vardı. Şimdi Almanya'daki kanunlar bu şekilde işliyor kardeşlerim. Evin içindeki rutubetin büyüklüğüne göre, hangi odada olduğuna göre, işte ne kadar sağlığı etkilemesine göre sizin de ev sahibine ödeyeceğiniz kiradan kesme hakkınız var. Ama ne yaptı? Biz ev sahibine haber verdik. Ev sahibi geldi. Bizim buradaki dediğimiz gibi bu pisliği, bu sorunumuzu çözdü. Daha sonra çıkacak olursa da zaten yine haber vereceğim. Bu evlerde de genelde gözüken şeymiş bu. 1970-1980 yapımı olan evlerde veya daha eski evlerde genelde rastlanılan bir sorun. Çünkü Almanya rutubetli bir yer. Fazla bir güneş görmüyoruz. Havası rutubetli olduğundan dolayı. Evlerin içinde de rutubet var. Eski evlerde artık o zamanki teknolojiyle nasıl yapıldıysa, hangi malzeme kullanıldıysa bu şekilde sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama yeni yapılan evlerdeki yeni teknolojiyle tabii daha iyi malzeme kullanıldığından dolayı
yeni evlerde fazla bir rutubet olayı falan böyle sorunlardan karşılaşmıyorsunuz. Şimdi böyle bir sorundan karşılaştığınız zaman yapmanız gereken ev sahibine haber veriyorsunuz. Ev sahibiyle kontak halinde değilseniz, evi ev sahibinden değil de bir aracı üzerinden tuttuysanız, Hausverwaltung gibi, yani evle ilgilenen burada şirketler var. Hemen oraya arıyorsunuz, haber veriyorsunuz. Onlar adam yolluyorlar. Bu rutubeti gidermesi için bana gelen adam gibi size de bir tane usta gelecek. Bu rutubeti giderecek. Tamam. Sizin evde de uygulamanız gereken şeyler var. Mesela sabah kalktıktan sonra evi havalandırmak gibi, pencereyi açmak gibi. Ne bileyim işte ustanın dediğine göre sabahları kalktıktan sonra bütün evi 7 dakika boyunca pencereleri böyle yukarıdan açmak suretiyle değil, pencere veya kapıyı tamamen açmak suretiyle 7 dakika boyunca evin içine havalandırmamız gerekiyor. Kaloriferleri kapattıktan sonra havalandırmamız gerekiyor. 7 dakika havalandırdıktan sonra kapatıyoruz, kaloriferi tekrar açıyoruz. Bu şekilde de her gün evin içine dışarıdan temiz hava girmiş oluyor. İçerideki sıcak hava dışarıya çıkıyor, dışarıdaki soğuk hava içeriye giriyor. Bu şekilde de ev havalandırılmış oluyor. Şimdi ustanın dediği çok ilginç bir şey daha var. Mesela gece yatak odasında yatan insan bütün gece 1 litre suyu dışarıya veriyormuş vücudundan. 2 kişi 2 litre. Bakın, vücuttaki su uyuduğunuz zaman dışarıya çıktığından dolayı odanın içinde kalıyor. Odanın içinde ne yapıyor bu çıkan sıvı? Ya duvarın içine gidiyor, ya bir köşeye gidiyor, ya da yatmış olduğunuz, kullanmış olduğunuz uyku battaniyesidir, yorganıdır. Onların üzerinde kalıyor. Yatak odasını havalandırmak çok önemli bir şey. Bunu unutmayın. Salgılamış olduğunuz, gece uyurken salgılamış olduğunuz sıvıyı da, o nemi de bu şekilde havalandırarak da yok etmiş olursunuz. Bu da ilginç bir bilgi. Ben de size bunu aktarmak istedim kardeşlerim. Biz Almanya'da yaşama hayatı anlatırken de başımıza gelen olaylardan da yola çıkarak sizlere güzel bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Uygulamış olduğu hemen şöyle %95 oranında alkol var bunun içinde. Almak isteyen, başına gelmiş olan varsa ufaktan şöyle gösterebilirim. Proponalmış ismi. Bunu eczanelerden alabiliyormuşsunuz. %95 alkol var içinde. Bu da zaten standart olan Schimmel Fenichta. Schimmel Entferner var. Schimmel Entferner demek rutubet giderici. Bu Fenichta demek. Bu baya bir içine işliyor. Bunu da inşaat malzemesi satan yerlerden veya internetten bu şekilde de sipariş edebilirsiniz kardeşlerim. Alkolü uyguladıktan sonra ıslak bezden siliyorsunuz. Islak bezden sildikten sonra da bu küf gidericiyi de üzerine sıkıp bırakıyorsunuz. Bunu sıktıktan sonra da temizleyebilirsiniz ama bunu kullandıktan sonra evi terk etmeniz daha iyi olur. Daha sonra da evi hemen havalandırmanız gerekiyor. Biz her zaman sizler için bu kamera karşısında olacağız. Sizlere güzel şeyler anlatacağız kardeşlerim. Ben de hazırlandım, işe gidecektim. Sabahtan sabahın erken saatlerinde usta geldi. Usta işini halletti gitti. Eline yüreğine sağlık ustamızın. Rus bir ustaydı. Konuştuk, muhabbet ettik. Kartını da bana bıraktı. Ben birazdan işe gideceğim. Kadir Baba'yla buluşacağız. Kadir Baba'yla buluştuktan sonra tekrar ekmeğimizin peşine koşacağız kardeşlerim. O yüzden ben sizleri Allah'a emanet edeyim. Siz Allah'a emanet olun. Biz de Almanya'da ekmeği peşinde koşan, bileğinin gücüyle ekmek kazanan Türklerden olalım. Bir dahaki videoda, bir dahaki canlı yayında görüşmek umuduyla. Allah'a ısmarladık.